Mescid-i Nebevi'nin inşası ve tarihi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye ulaştığında bütün ensar onu büyük bir sevgi ve coşkuyla karşılayıp kendi evinde misafir etmek istedi. Hazreti Peygamber kendisini davet edenleri kırmamak için devesi kasbanın salı verilmesini ve onun çöktüğü yere en yakın evde konaklayacağını söyledi. Efendimiz bu sırada şöyle dua ediyordu: Rabbim, beni mübarek bir menzile kondur. Şüphesiz konaklatanların en hayırlısı sensin. Kasvanın Malik bin Neccar oğullarının evlerinin önünde bir düzlükte çökmesi üzerine Resulullah buraya en yakın evin sahibi Ebu Eyyub el-Ensari'nin evine misafir oldu. Resul-i Ekrem, Zehr ve Süheyl adlarında iki yetim çocuğa ait olan bu arsayı mescit yapmak üzere 10 dinar karşılığında satın aldı ve mescid inşasına başlandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuzeyden güneye olarak 70 arşın uzunluğunda sınır çizdiler. Doğudan batıya olarak 60 arşın uzunluğunda sınır çizdiler. Sahabeler sınırları 3 arşın derinliğinde kazdılar. Mescidin temelini taşla yaptılar ve yerden yükselttiler. Mescidin doğusunda topraktan tuğdalar yapmak için bir atölye kurdular. Caminin duvarını bu tuğdalarla yaptılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlarla beraber çalışıyordu. Mübarek göğsüne tuğdaları koyup taşıyordu. Bazı sahabeler onun taşımasına engel olmak istediler. O bunu kabul etmedi. Çalışma sırasında sahabelerin söylediği sözlere iştirak ediyordu ve şöyle dua ediyordu: Allah'ım, gerçek hayat ahiret hayatıdır. Muhacir ve ensara merhamet et. Bu şekilde duvarın boyu 5 arşın yükselmişti. Sütunları taştan inşa ettiler. 3 kapı boşluğu bırakıldı. Doğuda bir kapı, batıda bir kapı ve güneyden bir kapı. Kıble yönü olması hasebiyle kuzeyde kapı boşluğu bırakılmadı. Sahabeler mescidin kuzey cihetine 3 sıra halinde hurma ağacı gövdeleri dizdiler. Çatıyı taşıyacak gövdeleri oluşturmak için her gün her bir sıraya 6 ağaç gövdesi koydular. Üstünü şebeke halinde daha hafif gövdeler koydular. Üstüne hasır döşediler. Sonra onların da üstüne hurma ağacı yaprağı döşediler. Daha sonra bir çamur tabakasıyla kapladılar. Mescidin tabanına küçük çakıl taşları ve kum serdiler. Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Emeviler ve Abbasiler döneminde Mescid-i Nebevi'de büyük bir imar ve genişletme faaliyetleri yapılmıştır. Fadimul Harameyn, Mekke ve Medine'nin hizmetkarları unvanını kullanmaya başlayan Osmanlı padişahları Medine'ye özel bir önem vererek şehrin ve Mescid-i Nebevi'nin imarı için çeşitli faaliyetlerde bulundular. Mescid-i Nebevi'nin Hazreti Peygamber'in ibadet ve ziyaret maksadıyla yolculuk yapılmaya değer olduğunu belirttiği üç mescitten biridir. Efendimiz Mescid-i Nebevi'de kılınan namazın Mescid-i Haram hariç diğer yerlerde kılınan namazlardan 1000 kat daha faziletli olduğunu haber vererek bu mescitte namaz kılmanın önemini belirtmiş. Diğer bir hadislerinde ise eviyle minberi arasında Ravza-i Mutahhara'nın cennet bahçelerinden bir bahçe olduğunu söylemiştir. Allah'ım bizi en yakın zamanda Mescid-i Nebevi'de 2 rekat namaz kılmayı nasip et.